Bugün sizinle çocuklarda sorumluluk konusunu öğreneceğiz. Çocuklarımızın eğitimine öncelikle toplumumuzun temel taşı olan ailede başlanır. Gelişen ve ilerleyen yaşam içinde çocuklar çok küçük yaştan itibaren aile içinde almaya başladıkları bu eğitimlerine okullarda devam ederler. Aile ve okul içinde devam eden eğitim sürecinde amaç onların bilgili sosyal ve özellikle de sorumluluk sahibi bireyler olmalarını sağlamaktır. Böylelikle başkalarının haklarına da saygı göstermeyi öğrenmiş olurlar. Sorumluluk, başarıyı ve mutluluğu etkileyen en önemli kişilik özelliklerinden biridir. Dolayısıyla çocuğun sorumluluk sahibi olması için her anne baba elinden geleni yapmalıdır. Sorumluluk, çocuğun kendine verilen görevleri yerine getirmesi Yaptığı bir davranışı olumlu ya da olumsuz kabullenebilmesi, kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmesidir. Her birimiz çocuklarımızın bu bilinçle yetişmesini ve hayata dimdik ayakta kalabilmesini isteriz. Ancak çoğu zaman çocuklarımız üstlerine düşen görevi yerine getirmekten kaçınırlar. Örneğin, oyuncaklarını döker ama toplamazlar. Kendi başına giyinebilecekken bunu bizim yapmamızı beklerler. Peki biz bu sorumluluk bilincini nasıl çocuklarımıza verebiliriz? Öncelikle kendi davranış ve tutumlarımıza bir bakmamız gerekiyor. Çocuklarımıza olan aşırı sevgimizin de etkisiyle zaman zaman başarabilecekleri şeyleri bile yapmalarına maalesef fırsat tanımıyoruz. Çoğunlukla her çocuk 2,5 yaşından itibaren yemeklerinin döküp saçarak da olsa yiyebilir. Ancak bizler buna pek fırsat vermeyiz. Amaç dökmemesi. Elimizde tabak arkalarında dolaşırız. Böylelikle hem düzenli sofra alışkanlığından hem de kendi kendine bir şeyler başarma duygusundan onları men etmiş oluruz. Kendini ve isteklerini ifade edebilen, gereken durumlarda hayır diyebilen, hakkını savunabilen, görevlerinin ve sorumluluklarının farkında olan, kendine güvenen çocuklar yetiştirmek tüm anne babaların en büyük isteğidir. Aslında bu noktada yapılması gereken temel disiplin kurallarını doğru bir şekilde uygulayabilmektir. Sorumluluk sahibi bir çocuk, kolay iletişim kurabilen, empati yeteneği gelişmiş, belli bir disiplin anlayışı olan bireyler olarak yetişir. Okul öncesi dönemdeki bir çocuk pek çok şeyin sorumluluğunu tek başına üstlenebilir. Mesela kendi başına giyinip soyunmayı, yatağını toplamayı oyuncaklarını toplamayı, kıyafetlerini katlamayı, sofra kurmayı başarabilir. Yatak biraz dağınık olabilir. Kıyafetler ters giyilebilir ama önemli olan kendisinin başarmasıdır. Bu minik sorumluluklar yaşla paralel olarak çocuğa mutlaka verilmelidir. Sorumluluk sahibi olmak. Sorumluluk kendimize ve çevremize karşı görevlerimizi yükümlülüklerimizi zamanında yerine getirme zorunluluğu anlamına gelir. Sorumluluk bilinci oluşumunda en büyük rol çocuk gelişiminde her basamakta olduğu gibi bu noktada da anne babadadır. Aile işine başlayan sorumluluk gelişimi çocukların sosyalleşmesi ile birlikte girilen tüm ortamlarda devam eder. Sorumluluk becerisi nasıl kazanılır? Çocuklara sorumluluk duygusunu kazandırabilmek için gelişim dönemleri ve özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak en önemli noktadır. Çocuklarınız hangi yaşta neyi yapabilirler? Bu sorunun cevabını verebilmek için hem onların bulunduğu yaş döneminin gelişim özelliklerini bilmeli hem de çocuğunuzun beceri düzeyi hakkında bol bol gözlem yaparak bilgi sahibi olmalısınız. Küçük yaşlardan itibaren sorumluluk duygusu gelişimini desteklemek için dikkat etmeniz gereken önemli noktalar var. Öncelikle bu beceriyi kazandıysa çocuklarınızın artık o beceriyi her zaman sergileyebileceklerini unutmayın. Size düşen görev buna fırsat vermek ve çocuğunuzu bu noktada destekleyerek beceriyi geliştirme noktasında teşvik etmek. Örneğin kendi kendine yemek yiyebilen veya giyinebilen bir çocuğu yedirmek veya giydirmek. Çocuğa sen yapamıyorsun veya doğru yapamıyorsun mesajını gitmesine çocuğun bu beceriyi tam anlamıyla sergilemesine fırsat vermemek, kendine olan güvenini sorgulamasına ve anne babasının kendisine güvenmediğini, o nedenle yapabildiği halde yapmamasına izin vermediklerini düşünerek hayal kırıklığına uğramasına neden olabilir. Bu nedenle yaş ve beceri düzeyine uygun sorumluluklar vererek çocuklarınızın sorumluluk gelişimi ve otokontrol kazanımına destek olmalısınız. Örneğin 2 yaşındaki bir çocuktan dağıttığı tüm odayı toplamasını beklemek uygun bir sorumluluk değildir. Bunun yerine dağıttığı oyuncakları sepetlerine basket atarak toplamasını beklemek yaş ve beceri gelişim düzeyine uygun bir sorumluluktur. Bu noktada anne babaya düşen görev çocuğunuzun toplamaya başladığında ve toplarken onu yaptığı işe motive ve teşvik etmek, görevini tamamladığında da başarma duygusunu tatması için onu sözür olarak ödüllendirmektir. Sorumluluk becerisinin gelişiminde unutulmaması gereken sorumluluk kazanımının bir anda olmayacağı, uzun ve sağlam adımlarla ilerlenmesi gereken bir kazanım olduğudur. Bir beceriyi ne kadar çok pratik etme şansınız olursa o alanda kendinizi o kadar çok geliştirebilirsiniz. Bu nedenle yemeğini kendisi yiyebilen Üzerini kendisi giyinebilen çocuğunuzun bunları yapmasına fırsat vermek, her yaptığında bu davranışı beğendiğinizi sözel pekiştirenlerle fark ettirmek, süper yemeğini kendin yedin, harikasın gibi ve çocuğunuzu bu becerileri sergilemesi için teşvik etmek çok önemlidir. Çocuklar başardıklarını ve çevreden takdir gördüklerini fark ettikçe kendilerine olan güven düzeylerinde artış görülür. Çocukluğun ilk yıllarında çevredeki yetişkinler tarafından beğenilmek ve onlardan onay almak önemliyken, ilerleyen yıllarda otokontrol becerisinin de gelişimi ile birlikte görev ve sorumlulukları başarmak çocuklar için daha anlamlı ve önemli bir hale gelmekte ve sorumluluk bilinci artarak içselleştirilmektedir. Sorumluluk becerisinin gelişimi için çocuklar davranışlarının sonuçlarını yaşamalıdırlar. Bazen anne babalar hayat koşturmacısı içinde çocukların yerine onların görevlerini yapabilirler. O an için istediğimiz yere yetişmek, servisi kaçırmamak için sonuçlara ulaşmak adına çocuğumuzun ayakkabısını giydirmek, öğretmeni kızmasın diye eksik kalan ödevi tamamlamak ya da çantasını toplamak iyi bir çözüm gibi görünebilir. Ancak çocuğunuzun kendisine ait olan sorumlulukları aslında sizin tarafınızdan yerine getirebildiğini gördükçe hem görevlerini yerine getirmekten vazgeçebilir hem de anne babasından geri bildirim alamadığı için ilerleyen dönemler için özgüven eksikliği ve kişilik gelişiminde olumsuz gelişmeler olabilir. Burada önemli olan nokta çocuğunuza küçük yaşlardan itibaren sorumluluk vererek hem oto kontrol hem de özgüven gelişimine destek olmaktır. Küçük sorumluluklar ile sosyal hayata geçmesini sağlayın. Küçük yaşlarda başlayan sorumluluk duygusu hem çocukların kendilerine güven duymasına katkıda bulunur hem de oto kontrol gelişimini destekler ve ilerleyen zamanlarda sosyal yaşama adaptasyon için olumlu katkılar sağlar. Örneğin, küçük yaşlarda odasını toplamanın anlamını kavrayan çocuk, sokağa çöp atmaması gerektiğinde bunun nedenini daha kolay kavrayarak bu davranış özümseyip sergileyecektir. Model olun. Çocuklar gözlemleyerek her yaptığınızı kopyalama eğiliminde olurlar. Bu nedenle çocuklarınızdan sergilemelerini beklediğiniz her davranış için onları olumlu modeller olarak yol gösterme noktasında sorumluluk sahibi olmanız çok önemlidir. Çocuklarınızı tanıyın. Uygun sorumlulukların verilebilmesi için çocuğunuzun içinde bulunduğu gelişim döneminin özelliklerini bilmeniz ve kişisel özellikleri hakkında bilgi sahibi olmanız gerekir. Bu nedenle gelişim dönemi özellikleri hakkında kitaplar okumak ve çocuğunuzu gözlemlemek çok önemlidir. Küçük yaşlarda aşılamaya başlayın. Sorumluluk gelişimi için çocukların okula başlama çağını beklemek geç kalmak demektir. Küçük yaşlardan itibaren onlara yaşlarına uygun sorumluluklar vermelisiniz. Sabırlı ve destekleyici olun. Sorumluluk kazanımı yavaş gelişen bir kazanım alanıdır. Bu nedenle hızlı bir gelişim beklememek ve sürekli destekleyici bir tutum içinde olmak önemlidir. Onları sorumluluk almaları için yönlendirin. 5-6 yaş dönemindeki çocuklar yuva çocuğu olmaktan çıkıp okul çocuğu olma yolunda ilerler. Artık kendileriyle ilgili birçok görevi yerine getirecek beceri düzeyine gelmişlerdir. Kendi yemeklerini yiyebilir, kıyafetlerini seçip giyebilir, evdeki kuşun yemini ve suyunu koyabilir, Oyuncaklarını toplayabilir ve sofraya çatalları getirip sonra da toplayabilirler. Bu nedenle çocukların bu tarz sorumluluklar almaları konusunda onları yönlendirmek, sorumluluklarını yerine getirme konusunda teşvik edici bir tutum sergilemek, başardıkça olumlu geri bildirimler vermek anne babalara düşen en önemli görevlerdir. Çocuğa sorumluluk bilinci kazandırmak için uygulanması gereken 3 temel aşama şunlardır. Bilgilendirme çocuğa ondan beklenilen davranışların somut olarak belirtilmesi gerekir. Takip Bir davranışın alışkanlık haline gelebilmesi için çocuğa belli bir zaman tanınmalı ve bu süre içinde istenilen davranışın hangi durumlarda gerçekleşip hangi durumlarda gerçekleşmediği belirlenmelidir. Geri bildirim verme, ödüllendirme Bir süre takip ettikten sonra çocuğa olumlu gelişimiyle ilgili geri bildirim vermek ve uygun şekilde ödüllendirerek Davranışının artmasını ya da devamlılığını sağlamak gerekir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.